Şöyle kocaman bir kase alıyorsunuz. Her şey bunun içinde olacak çünkü. Şimdi ne dedik? 3 su bardağı un. Hemen ölçeceğim. Şimdi yine bir su bardağı pudra şekeri. Hepsini güzelce eliyorum. Şimdi geldik tereyağımıza. Şöyle yaklaşık dolu dolu bir çay kaşığı kadar, hatta şişenin sonuymuş, ben hepsini kullanıyorum. Güzelce bütün malzemeyi ve tereyağı güzel bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Tam böyle olmasına yakında kuru meyveleri ekleyeceğim. Şimdi bu aşamada ortasını açıyorum şu şekilde. Hemen kuru meyveleri kademeli olarak ekleyeceğim. İşte böyle bir hamur elde etmem gerekiyor. Bekletmenize gerek yok kesinlikle. Hemen pişirebilirsiniz. İsterseniz tek seferde, isterseniz iki seferde. Bu tamamıyla tezgahınızın büyüklüğüne bağlı. Bunu açabilirsiniz. Ben ikiye böleceğim. Bunu yapmak için bir yapışmaz yüzeyiniz varsa çok daha kolay olur. Hamuru önce parmak uçlarımla, çünkü biraz kırılgan, hem toplayarak hem hafif hafif yaydırarak açıyorum. Ortadan köşelere doğru. İstediğim yükseklik tam olarak 1 santim. Çünkü pişerken de yayılacak. Artık kesebiliriz. Yağlı kağıt serilmiş bir tane fırın tepsim var. Dediğim gibi istediğiniz şekil, istediğiniz büyüklük. Tamamen top sizde. Mutlaka aralara en az 4 santim aralık koyun. Aksi takdirde yapışır. Hamurların hepsi bitene kadar sanıyorum iki tepsiyi rahat rahat dolduracağız. Ben burada çalışmaya devam ediyorum. Kesim işlemini tamamladık. Bunlar o zaman hemen pişsin, bir an önce tadına bakalım. Ne dedik? 170 veya 180 derece. Siz evinizde kurabiyeyi hangi ayarda pişiriyorsanız. 10-12 dakika gayet iyi oluyor. Bir an önce kurabiyemizi fırından alalım. Evet, harika görünüyorlar. İlk çıktıklarında, hatta dokunayım, çok sıcak ama biraz yumuşak görünecekler. Bu hiç problem değil çünkü böyle olması gerekiyor. Soğudukça sertleşecek. Hemen üzerine böyle küçücük bir dokunuş yapacağız. Ne demiştim? Hangi çikolatayı seviyorsanız. Ben şöyle biraz ince bir şekilde beyaz çikolata alacağım. Gördüğünüz gibi tost haline getirdim. Hemen şöyle bir avuç aldım. Bütün kurabiyelerin üzerlerine sıcakken koyacağım. Çekebildiğini çeksin, çekemediği de üzerinde kalsın. Böyle biterin üzerine soğuması için koyacağım. Gördüğünüz gibi soğudukça sertleşmeye başladı.